Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size intermittent fasting, aralıklı oruçtan başlayıp 16-8'e kadar giden süreçte arada kalan küçük bir boşluktan bahsedeceğim. Bir boşlukta da size gayet uygun gelebilecek zaman kısıtlı beslenme ve yediğinizde içtiğinize karışmayan bir beslenme programıyla kilo verebileceksiniz. Yağ oranınız azalacak. Bu yayından ayrılmayı düşünen arkadaşlar ilk önce birkaç ipucu vereyim. Ondan sonra kararlarını verip ayrılabilirler. Birincisi, genetik kodumuzun %10-15'i biyolojik saatimizden sorumlu. Buna karşın %30 ila 35'i ise metabolizmamızdan sorumlu. Dolayısıyla ikisinin bağlamındaki önemi ortaya çıkıyor. Bir başka önemli nokta ise bildiğiniz üzere kişilerin gündüz yedikleri ile gece yedikleri arasında fark var. Geceye doğru giderek daha çok yemeye başlıyoruz ve kalori miktarı artan yiyecekler yiyoruz. Bir önemli konu da gündüz yediklerimiz, gece yediklerimiz arasında fark olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu arasında da farklar var. Hem yediklerimiz açısından fark var, hem uyku açısından fark var. İşte bu yaptığımız hatalar biyolojik saatimize yanlış mesajlar gönderiyor ve biyolojik saatimizde sıkıntıya yol açıyor, onun bozulmasına neden oluyor. Bunun neden önemi var? Çünkü biyolojik saatimiz özellikle gece düzenini kaybettiği takdirde bazı problemler ortaya çıkabilir. Gecenin neden önemi var? Gecenin şundan dolayı önemi var. Gece tamir mekanizmalarının olduğu bir dönem. Bu dönemde vücutta biriken oksijen radikalleri temizleniyor. Özellikle de hücre bölünmesinde ortaya çıkan bazı hatalı hücrelerin temizlenmesi olayı da, kontrolü mekanizması da gece gerçekleşiyor çoğunlukla. Dolayısıyla biz gecemizi bozduğumuz andan itibaren ne yapıyoruz? Sıkıntıya giriyoruz. İşte hem biyolojik saatimize hem beslenme programımızı ortak bir noktada nasıl buluşturabiliriz diye bunu anlatacağım. Önce isterseniz bir başa dönelim. Başa döndüğümüz zaman intermittent fasting'in nereden köken aldığına bakalım. 2005 yılında bir çalışma yapılıyor. 2005 yılında yapılan bu çalışmada çok sert bir çalışma. 21 saatlik günlük dönemde 12 saat aç kalmalarını söylüyorlar. Buna karşın 22 günde de 36 saat aç kalmalarını söylüyorlar. Çok ciddi ve sert bir program. Fakat buna karşın özellikle yağ kütlesinde bir azalma ve kilo kaybı gerçekleşiyor. Bu çalışmaya rağmen toplumun ve medyanın bundan haberi olmuyor. Ta ki 2015 yılına kadar. 2015 yılından başlayarak 2012 yılında da özellikle ilk çıkan bir belgesel Ye Aç Kal, Uzun Yaşa ve arkasından çıkan kitaplar Obezite Kodu, 5-2 Diyeti, Açlık Diyeti gibi kitaplar popülerize oluyor ve medya bunun üzerine atlıyor ve aralıklı oruç, intermittent fasting dediğimiz hadise gerçekleşiyor. Peki aslında bu 2012-2015 dönemiyle beraber ilerleyen 16-8'e kadar giden dönemdeki boşlukta ne var? Şimdi size onu anlatacağım. Efendim 2015 yılında bir çalışma yapıyorlar. Bir cep telefonu aplikasyonu ile, çok güzel bir aplikasyon. Bu aplikasyona siz de aslında katılabilirsiniz. Bağlantıyı vereceğim. Kişiler bu programa katıldıkları zaman ne zaman ne yediklerini fotoğraflıyorlar ve gönderiyorlar. Burada amaç şu, kişilerin beslenme alışkanlıkları. Ve görülüyor ki kişilerin aç kalma süresi maksimum 3 saatin çok az üzerinde. Buna karşın yemek yedikleri süre 14.75 saat. Düşünün, 15 saat yemek yiyoruz, geriye 9 saat kalıyor, onun büyük bir kısmı da uykuda geçiyor. Bu hiç uygun bir şey değil. Onun üzerine diyorlar ki bir zaman kısıtlı bir beslenme programı yapalım. Nasıl yapalım? Kişilere diyelim ki 13 saat aç kal, 11 saat yemek ye, yediğini içtiğin senin olsun, hiçbir şeye karışmıyoruz. Ve bu kişiler 2 haftada 2 kilo veriyorlar. Sonra bir adım daha ileri gidiyorlar. Bu sefer obezlere başvuruyorlar. Obez kişilerde şöyle bir öneride bulunuyorlar. 14 saat aç kalacaksın, 10 saat yemek yiyeceksin. Bakın bu kişilerde gene yediğini içtiğine karışılmaksızın 12 haftada 3 kilo veriyorlar. Sonra hep derler ya hani akşam belli bir saatten sonra yemek yemeyeceksin. İşte size güzel bir örnek. İki çalışma grubu yapıyorlar. Bir çalışma grubuna diyorlar ki 3 öğün yiyin yediğiniz kadar. İkinci gruba diyorlar ki bu kontrol grubunun yediği 3 öğünlük yemek var ya, evet, siz onu 17-21 arası yiyeceksiniz. Yani 4 saat yiyeceksiniz, 20 saat aç kalacaksınız. Peki ne oluyor? 8 haftada 5 kilo veriyorlar. Ek olarak yağ oranlarında da %12 oranında bir azalma oluyor. Buna karşın aynı çalışma grubunu 16-8 yaptıkları zaman 8 haftada verilen kilo miktarı 3 kilo oluyor. Dolayısıyla intermittent fasting ve beraberinde kalori kısıtlaması olmaksızın sadece zamanı kısıtlayarak da kilo verme imkanı var.
Sonrasında ise bu 5-2 diyeti, intermittent fasting diyeti, kalori kısıtlaması ve zaman kısıtlı beslenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiği zaman 11 çalışmanın 9'unda aralarında bir fark bulunmamış. Dolayısıyla bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama biyolojik saate göre zaman kısıtlı beslenme son derece uygun bir beslenme. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Herhangi bir şekilde bir kısıtlama yok. İstediğinizi yiyebiliyorsunuz. Ama belli bir saatten sonra yemek yemiyorsunuz ve aç kalıyorsunuz. Normalde 06-06 akşam 6 düzeni, yani 12-12 düzeni, ama pratik olarak uygulamasını size anlatacağım. Öncelikli olarak bu biyolojik saate uygun beslenme bize neler sağlıyor? Birincisi, kilo veriyorsunuz. Yavaş ama sağlıklı kilo veriyorsunuz. Düşünün, bir de eğer yediğinizde içtiğinizde dikkat ederseniz ne kadar başarılı olabilirsiniz. İkincisi, tansiyon regülasyonumuz kolaylaşıyor, şeker metabolizmamız düzeliyor, insülin direncimizde düzelme görülüyor, hemoglobin A1C düzeyleri düşüyor, oksidatif stres azalıyor, karaciğer yağlanması oluyor, hatta mitokondrilerdeki yağ oranı düştüğü farelerde tespit edilmiş. Tabii buna bağlı olarak kalp damar hastalığı riski de azalıyor. Ve kanser riskinde de azalma saptanmış, bahsettiğim bu kontrol mekanizmalarından dolayı. Meme kanseriyle bir ilgi saptanmış ama kesin olarak gösterilememiş durumda. Peki bu işi nasıl yapacağız? Ama birkaç küçük hatırlatmayla devam edelim. Birincisi, sabah kalkar kalkmaz bir şey yememeniz öneriliyor. Bir saat ötelemeniz isteniyor. Yani 06 akşam 18 arasında yapabilirsiniz ama akşam eve gidince kusura bakmayın çocuklar, ben zaman kısıtlı besleniyorum, onun için sizinle yemek yiyeceğim söz konusu olamaz dediğiniz anda çıkacak cıngarı tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla biraz ötelemek lazım. Yani bunu akşam 10'a ayarlayabilirsiniz veya 9'u ayarlayabilirsiniz. Ona göre sabah 9, akşam 9 arasında yapabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta şu, kahve tüketimi, günlük kahve tüketimimizi 2-3 gibi tamamlamamız gerekiyor. 2-3'ten sonra kahve içmeyeceksiniz. Günde mutlaka 30 dakika gün ışığı gerekiyor. 30 dakikalık bir yürüyüş öneriliyor. Ve en önemlisi, akşam eve gidip yemeğinizi yedikten sonra yatma saatiniz 11'i geçmemesi lazım. 11'de uyumuş olmanız lazım. Yani 11'den önce yatmanız gerekiyor. Ve yatışa hazırlanmak amacıyla akşam ışıkları da yavaş yavaş azaltmanız isteniyor. Biliyorsunuz bizim aydınlatma sistemimizdeki LED ampullerde mavi ışık var. Cep telefonunda var, iPad'de var, bilgisayarda var. Ve bu gelen mavi ışık bizim uyku merkezimize yanlış mesajlar gönderiyor ve biyolojik saatimizin çalışmasını, melatonin salgısını ortadan kaldırıyor. Biyolojik saat ve mavi ışıkla ilgili bir videom var, ona da bakabilirsiniz. Sonuç olarak bu zaman kısıtlı beslenme, 12-12 veya 13-11 diyeti son derece sağlıklı, yediğinize içtiğinize karışmayan ve yavaş yavaş kilo vermenizi sağlayan bir diyet ve sizi hiç üzmeden kilo vermenizi sağlıyor. Eğer bir de üzerine dediğim gibi biraz dikkat edecek olursanız çok olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Efendim, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.